Saygılı hemşerim, sizi ve aile fertlerinizi gönülden selamlıyor, en kalbi sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ben yeni mahalleden merhum Zengenli Değirmenci İbrahim'in torunu Muhtar Ahmet Kalaycı'nın oğluyum. Sizler gibi ben de ekmeğimi bu şehirde kazandım. Bu şehirde paylaştım. Bu şehrin çeşmelerinden su içtim. Hayatı bu şehirde öğrendim. Bize kucağını açan, bizi büyüten, toprağa verdiklerimizi bağrında saklayan bu kadim şehrin bir ferdi ve içinizden biri olmaktan hayatım boyunca onur duydum ve duymaya da devam edeceğim. Bir kardeşiniz olarak sizleri temin ederim ki gençlerimizin iş, istihdam ve gelecek kaygılarını çok iyi biliyor ve anlıyorum. Emekli ve yaşlarımızın arzuladıkları huzur ve mutluluğu yüreğimde hissediyorum. Her güzel eserin altında imzası olan fedakar kadınlarımızın, annelerimizin, bacılarımızın duygularını, endişelerini, hassasiyetlerini görüyorum. Yaşlarımızı ve engelli kardeşimizi iyi anlıyor, karşılaştıkları bütün problemleri ortadan kaldırmayı boynumun borcu biliyorum. Dertlerimize çare olacak projelerimiz, iş ve istihdam sağlayacak sıkıntılarımızı sona erdirecek çalışmalarımız hazır. Bizler de hazırız. Sizlerin desteği, Cenab-ı Mevla'nın izni ve inayetiyle projelerimizi inşallah önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Karamanımızı her yönüyle yaşanılabilen, mutlu, huzurlu ve güvenli bir şehir haline getireceğiz. Kıymetli hemşerim, size söz veriyorum ki Belediye-i Beytülmal şehrimizi de bizlere teslim edilmiş kutlu bir emanet olarak bileceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeteceğim. Oy versin ya da vermesin, herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet edeceğim. Bu hususta izzet, onur ve kulak hassasiyet olarak ortaya koyduğumu bilmenizi istiyorum. Ayrıştırmaya değil, birleştirmeye, ötekileştirmeye değil, kardeşlik duygularını pekiştirmeye, Karaman'ımızı Yunus Emre'mizin sevgi ve hoşgörü iklimine yakışır bir şehir haline getirmek için geliyoruz. Yapacağımız bütün çalışmalarda hakkın rızasını gözeteceğiz. Yönetimde hesap verilebilir ve şeffaf olacağız. Sizlere ve bu şehre hizmet edebilmek için hayırlı bir niyetle yola çıkmış bir kardeşiniz olarak desteklerinizi bekliyor, dualarınızdan bizleri eksik etmemeniz dileğiyle sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Selam ve sevgilerimle bizim memleket ehline emanet.